Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 2 Ocak 2024 Salı, İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Süper Lig'e çıkmaya en yakın İzmir ekibi olan Göztepe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, göz gözü listesinde Kazakistan'ın Astana ekibinden Erkan Aslanov'un olduğu öğrenildi. Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı lider Eyüpspor'un 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Göztepe'de 2. yarı kadroya katılacak oyuncular için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Göz göz, Kazakistan Ligi ekiplerinden Astana'nın genç kanat oyuncusu Erkan Aslanov'u yakın takibi aldı. Kazakistan'ın Ordubashi Şimkent kulübünde yetişen 23 yaşındaki Erkan Aslanov, bu kulüpte lig şampiyonluğu ve Kazakistan kupasını kazanma başarısını göstermişti. Sağ kanat ve forvet hattında oynayan genç futbolcu, daha sonra ülkenin güçlü ekiplerinden Astana'ya transfer olmuştu. Erkan Aslanov, profesyonel kariyerinde görev yaptığı 112 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırırken 17 golünde final pasını verdi. Altay'ın deneyimli oyuncusu Paxio, 550 bin euroluk alacağı 10 gün içerisinde ödenmezse İzmir ekibini FIFA'ya şikayet edecek. Altay formasıyla 1. Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başarıp, geçen hafta alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüpten ayrıldığını açıklayan Marco Paxio, siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. Başkan Murat Pervane, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Portekizli santrafora geçmiş dönemlerden 550 bin euroluk borçları olduklarını açıklarken, Paxio'nun avukatı bu ödemenin 10 gün içerisinde yapılmaması halinde konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını bildirdi. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Fırtınanın listesinde Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Yılmaz ve Sinan Kurumuş gibi deneyimli isimler var. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı içinde olan Bucaspor 1928'de yönetim, takviye çalışmaları için kolları sıvadı. Mevcut kadrosundaki önemli isimlerle yollarını ayıran Sarı Lacivertli ekipte, kurmaylar takviye çalışmalarında önceliği forvet hattına verdi. İzmir ekibinin listesinde önemli isimler bulunuyor. Bucaspor 1928 yönetiminin Ömer Şişmanoğlu, Sinan Kurumuş ve İbrahim Yılmaz'la temasta olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin bu üç deneyimli golcüden birini kesinlikle kadrosuna katması bekleniyor. İzmir'in köklü ekiplerinden Karşıyaka, hücum hattına takviye yapmak için 2. Lig ekibi Iğdır FK'dan 28 yaşındaki Selim Ilgaz'ı takibi aldı. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Karşıyaka'da yönetim, takviye çalışmaları için yoğun bir mesai yapmaya devam ediyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Kafkaf, sağ kanat için aradığı oyuncuyu 2. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nde buldu. Karşıyaka, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ı yakın takibi aldı. Deneyimli oyuncunun kulübündeki son durumu belli olduktan sonra Kafkaf'ın girişimlerine hız vermesi bekleniyor. Karşıyaka'nın listesinde yer aldığı öğrenilen Selim Ilgaz, profesyonel kariyerinde görev yaptığı 229 karşılaşmada 33 kez rakip fileleri havalandırdı ve 19 golün final pasını verdi. Bu sezon ise 2. Lig'de Iğdır FK'da oynadığı 14 maçta 2 gol atma başarısını gösterdi. Menemen Futbol Kulübü, son olarak Buca 1928 ile sözleşmesini fesheden tecrübeli kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşmaya vardı. Kıvanç Küçükkarış, Buca ekibinde başarılı bir performans ortaya koymuştu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip, Bucaspor 1928'de tek taraflı fesih yaparak yollarını ayıran başarılı kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşma sağladı. 2 sezon önce Bucaspor 1928'e Arnavutköy Belediyespor'dan transfer olan Kıvanç Küçükkarış, bu sezon 16 lig maçında başarılı performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Menemen FK, bu yetenekli file bekçisiyle gelecek maçlarda daha da güçlenecek. 2 Ocak 2024 Salı, İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.